Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunla beraberiz. Assetto Corsa'dayız ve modlu olarak Assetto Corsa'dayız. Chutu haritasında R34 kullanacağız bugün. Bu mod için öncelikle Ahmet Akpınar'a çok teşekkür ederim. Özellikle Sezer abi ve Ahmet'e çok teşekkür ederim bu oyunu bana aşıladıkları için hemen hemen. Yani çok geç kalmışım ben Assetto oynamak için. Bu kadar güzel bir oyun olduğunu beklemiyordum ben. Özellikle modlarla beraber. Ama yepyeni bir oyun serimiz olacak. Bir sürü modlar olacak. Özellikle farklı serverlarda bilindik araçlar kullanacağız. Ama bugünlük Assetto'yu biz R34'te açmak istedim. Bu mod arkadaşlar çok güzel. 678 hatta 680 dedim yuvarlayalım. Beygir gücünde R34 Nismos. Kaylan GTR R34 Nismo arkadaşlar. Müthiş bir mod. Shooter haritasındayız burada. Tokyo'dayız. Bayağı bir güzel harita. Offline modda oynuyorum şu anda. Normalde online'da serverlarda oynanır. Ama ben bir öncelikle oyuna alışma sürecindeyim hala. Ve evet, videoya girmeden önce bu sefer gözlük takıyorum. Çünkü dünkü videoda önümü göremedim yani. Özellikle arabayı modifiye ettikten sonra 400 km her şey uçuyor vesaire. Görmekte zorluk çektim. Hani umarım sizin için çok problem olmaz. Çünkü biliyorum çok yansıma oluyor yüzüme gözlükte. Ama benim görebilmem için bu birazcık mecburi. Bir çözümünü bulacağız. Ama şimdilik böyle. Evet. Geldik Assetto'ya. Bu nasıl bir oyun? Bu oyun arkadaşlar özellikle modlarla beraber inanılmaz zevkli bir oyun. Böyle farları öncelikle kapatayım. Modu göstereyim size. Çok gerçekçi bir R34. Birçok renk çeşitleri var. Desenliydi. Ben kırmızı çok severim R34'te. Bayağı güzel olmuş. Hatta izleyiniz varsa hatırlar. Wangan Midnight diye bir Japon filmi vardı. Oradan hatırladığım bir GTR R34'ü anımsattı bu. Birazcık desenleri var ama onun dışında çok sıkıntı değil. Evet, aracın dışını şöyle gösterdik. Sesini ilk olarak yani sona bırakacağım sesini. İçini nasıl gösterebiliyorum? Şöyle gösteriyorum galiba. Basit bu. Evet. Yok. Işıkları yakayım. Aracın içi böyle içten kullanacağım genellikle. Ve mouse'tan kullanıyorum arkadaşlar. Klavyeden oynanması çok zor. Mouse'la bir deneyimledim ve oldukça eğlenceli oldu mouse'la beraber. Ki Assetto'daki modlarımızla oldukça gazlama yapacağız. Drift denemeyeceğim bile. Mouse'tan neredeyse imkansız. Ama şöyle araç hazır boştayken size efsane sesini bir dinleteyim. Şöyle. Var ya bu. İnanılmaz bir şey bu. İçinden de şöyle. Aklıma direkt Fast and Furious seviyesi geliyor. Yavaş çıkalım. Bir de kalkmıyor ki. Mouse'tan birazcık ayarlar yaptım kendime. Hızını vesaire düşürdüm. Oynanabilir durumda şu anda. Biraz böyle keskin virajlarda sıkıntı oluyor. Çünkü yavaş kullanıyorum mouse'ta. Yoldan çıkmak için yüksek hızda. Ama yani eğlenceli. Ve şimdi sizi R34 ile beraber bir sesini duyurmak istiyorum. Bir yalnız bırakıyorum. Müthiş. Bu aracın ilk sesini duyduğumda şok oldum. Dedi ki bu kadar gerçekçi olamaz. Hani bir sürü oyunda bir sürü modlar var. LTS'de var. GTA'da var ama hem sesi hem görünüşü hem de fiziği bu kadar gerçekçi bir oyun yok abi. Assetto oynayın. Hani oynayın. Şu turbo sesi. Oh.
Upsmith denemesi yazıyorum. Yapıyorum. La viraj geldi, viraj geldi. Ada sıkıntı bu. Oyunda şöyle bir sıkıntı var ki zaten Ahmet'in ve Sezer abinin videolarında daha fazla görmüşsünüzdür. Özellikle Emre abinin de. Bir kere değdiğin anda kaza yapmalısınız çok fazla. Yani anca direksiyon olacak ki aynı hareket yapabilirsiniz. Mouse da birazcık kontrol etmesi zor oluyor. Ama yine de gazlamaya devam edeceğiz. Şu turbo sesi var ya. İçeriden kullanayım biraz. İçeriden zor kullanıyorum nedense. Direksiyona görmediğim sürece ne kadar oynatıyorum tahmini. Şeridi tutturamıyorum tam. Ama hazır akşamüstü de yaptım böyle haritayı. O kadar güzel ki manzara. Hani otoyolda. Keşke Forza'da şöyle bir yol olsa. Hep beraber şöyle gezsek, kazasak. Saçma sapan virajlı. Çok tarlalı marlı, çamurlu yerler olmasa. Umuyorum ki Forza Horizon 5 böyle Tokyo'da vesaire olur. Ve birazcık zevk alırız. Ben bu oyundan çok zevk aldım. Bu vasıtayı çarpıyordum. Kontrolü kaybetmek çok kolay bu oyunda. Simülasyon olduğu için. İçeri geri döneceğim. Yoksa kaza yapacağız. Gençlik haritama doğru da bakacağım. Şimdilik şu hoşuma gitti benim. Düz otoyolda olduğu için. Hem top speed vesaire deniyorum burada. Sezer abiler daha iyi biliyor tabii. Haritaları vesaire. Ama grafik modu, bir sürü araç modu özellikle M8 modu falan var bunda. Büyük ihtimalle GTA'dan alınma. Çok hoşuma gitti onu vesaire. Deneyeceğiz. DPC grubun çok çok güzel modları var. Onları deneyeceğiz hep beraber ki aklımda E36 2JZ motor E36 onu denemek var ilk başta. Çok merak ediyorum. Online serverlara girmeye çalışacağım ama saatlerim ne kadar tutar bilmiyorum. Pingimden insanları uçurmak istemiyorum. Kazamız hayırlı olsun. Aa gitmiyor. Ne oldu? Haritanın içine mi girdi? Aa motor gitti. Ne oldu lan? Lastik gitmiş. Hocam lastik yok. Git. Neyse baştan gidelim. Sonra da ileride bitiririz tekrardan. Ben bir ilk online oynadım bunu. Assetto'nu kendi araçlarıyla beraber. Çok uçuk araçlar var tabi. Ferrari var. Lamborghini var işte. Alfa Romeo vesaire. Nürburgring'de kapıştık vesaire şeylerle. Yabancı bir Portekiz sunumunda çok zevk aldım ben çünkü arka arkaya bildiğin geziyorsun böyle. O kadar zevkli ki oyun. Hani Forza bir anda böyle yüzümde hiç kaldı. Gerçekten. Umarım siz de beğenirsiniz. Benim çok hoşuma gitti yani. Böyle bir yabancılarla beraber de gazlamalı çekeriz. Virajlı yollarda, pistlerde.
yola girecektim demeyiz. O soldan dolaşıp tekrar aynı yola geri geliyor. Boy çekiyoruz. Dehşet bir şey. Çok dehşet bir şey. Böyle bir ses olmaz olsun bir araçta. Tespitimiz kaçtı ya? 330 muydu? Tespit 335. Şu virajları var ya, Forza'da da böyle dönmek isterdim. Hayt sakin. Kaptıracağım gideceğim kendim ya. Video kaç dakika olduğu hiç fikrim yok. Ama ben daha oynarım. Videodan sonra da oynarım ben. Böyle gideyim ileride. Yavaştan bitireyim. İlk oyunumuzla böylelikle ilk yani yeni oyun serimize tanıtmış oluruz. Şurada bir yerde miydim? Trenler ötüyor. Sağda. Şöyle. Şetörleme. Sonra işten ha, ayarları falan hiç bilmiyorum yani. Evet. Assetto'muz da böylelikle başladı arkadaşlar. Bir sürü modlar, haritalar ve olabildiğince online serverlarda da gezmeye çalışacağım oyunlar. Ben çok sevdim. Oynayanlar da bilir zaten oyunu. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda yine görüşürüz arkadaşlar.